Hava çok sıcak. Hava çok sıcak. Daha iklimin olmasına rağmen telefon ısınıyor. Videoyu duraklatıyor. Dere Mahallesi şurada gösterelim. Dere Mahallesi. Dere burasıysa o zaman Andık Deresi. Sol tarafta kalıyor. Yakın o zaman. Şimdi yakın. Şunu bir daha belirtelim. Cam terastan sonra bir 300-400 metre bir sarp yokuş çıktık. Oradan sonra artık iniş verdi bize. 300-400 metreye dayanırsanız böyle dağ yolunda rahatlıkla Andık Deresi'ne varabilirsiniz. Yollar da yeni yapılmış. Güzel, ulaşım iyi. Toprak değil. Evet. Geçen yıl yapılmış herhalde. Aşağıda Çukur'da Dere Mahallesi. Tam Çukur'da. Şurada Dereun fabrikasını gösterelim. Şurada tarihi Dereun. Şurası. Caminin hemen sağında. Oraya geldiysek o zaman bu yol iyiymiş. Kısaymış. Yani kısa. Gökçe'ye inmediğimiz iyi olmuş. Daha mantıklı oldu bana. Orada Gökçe'de iş bitmiyordu tabi. Gökçe'nin kapısına bile inseniz aynı zaten, biz kestirmeden camiye doğru iniyoruz. Gece cemaatine kurban indirme programında olduğu gibi. Hediye un fabrikası gözüktüyse o zaman sorun yok. Oradan zaten 900 metreydi Andık Deresi. Şimdi bir 900 metre yürüdük mü? 900 metre yürüdük mü? Varacağız. Şöyle bir Dere Mahallesi'ne bir bakalım. Dere Mahallesi'nin Dere Un bölgesi en çukurda kalan kısım, görüyoruz böyle. Dere mi, hediye mi? Dere Un, şu Dere Un. Abi Dere Un. Bu Dere Un civarında cami var. Küçük bir mahalle gibi olmuş orası. Orası en çukur kısmı. Öteki kısmı var. Hmm. Bir de Hediye Un kısmı var. Bir de ileriki taraf. Biraz daha tepelik kısmı var. Hediye Un'a gelmediğimize göre o zaman 9 metre değil. Hediye Un'dan sonra 9 metre ama orası da... Yok, Hediye Un'u biz geçeceğiz. Daha ilerisine çıkacağız. Tabii biz geçeceğiz de daha onun hizasına gelmedik. Ha, onun hizasına Hediye gelmedik. Un'la Dere Un'un arası kaç metre bilemedim. Dün otobüsle anlayamadık. 1 kilometre vardır. 1 kilometre varsa evet. Şimdi bu tabii kestirmeden iniş verecek. Direkt yukarıdan verecek. Yani şuradan Dereun'dan şelale 1.9 km ise buradan 1.9 km değil. Onu demek istiyorum. Evet. Aşağı ineceğiz. Tahmin ediyorum 1.5 km kaldı. Ha, buradan daha yakın. 1.5 buradan km. Daha yakın. Oradan daha uzak. 1400 metre kaldı ama biz iniş iniyoruz. Burada tam şelaleye çıkıyor. Şimdi serinlik de var. Geldi. Niye geldi? Dağların tam arasına geldik. Dağların arasında arka tarafına dolandık şimdi. Her taraf dağ oldu. Her taraf dağ olduğu için rüzgar da esmeye başladı. Şu anda tam dağların arasındayız. Gidiyoruz. Çok mantıklı gerçekten. Her ikisini gezmek isteyenler ve bir kısmını doğa yürüyüş yapmak isteyenler için çarşıdan İplikçi Cami önünde nostaljik arabalara binseler, 20 lira bir ücreti var. Gökçe'nin neresine gelirler? Anlamadım, hangi? Orada geliyor ya, Andık Deresi. Bu aşağıya indiriyor. Gökçe'ye getiriyor ya. Kirazlı Tepe de yazıyor değil mi onda? Tabii. Buraya getiriyor, bu tepe dediğimiz. Oraya kadar getiriyor. Heh, o şeye getiriyor şimdi. O yukarıdaki tesise getiriyor. O cam terasa getiriyor. Cam terasın üstündeki tesise. Oraya da getiriyor, üstüne de. Ha, üstüne kadar geliyor. Üstüne kadar geliyor. Üstünde bir şey yok şimdi. Cam terasa geliyorsunuz. Cam terasa gelmeden olmaz tabii. Kirazlı Tepe tesisinin şu an bir anlamı yok. Cam terasa geldikten sonra yürüyerek bir 400 metre sıkıntı çekip sonra böyle iniş yoluna Andık Deresi'ne gidebilirsiniz. Bunu yapabiliriz. Kıbrıs'tan gelen misafirlere arabayla cam terasa getirip 1900 metre yürümeler koşuluyla her ikisini gezdirip Isparta'da günü dolu dolu mükemmel yaşamalarını da sağlayabiliriz. Yani buralarda tabii köpek falan yoktur.
herhangi bir şekilde Kastamonu'daki gibi ayı çıkabiliyor. Olay da yok tabi. Oralarda da vatandaşlar ne yapıyorlar? İşte doğal halinde çıkmış. Küçük de işte ne? Yiyorlar, serinliyorlar. Evet. Harika gerçekten. Tam bir doğa yürüyüşü. Üstelik yani ne çamura batarsınız. Çok temiz. Toz bile yok yani. Ne çamura batarsınız, ne pantolon tozunda, ne ayakkabı bir şey olur. Yok. Mesela böyle bir yer tozlu olması beklenir. Toz da yok. Hiçbir gösterelim mi yerleri? Toz da yok. Toz yok. Ayağınız çakıl batmaz. Kirlen, ayakkabı şey bile kirlenmiyor yani. Tozdan, şey olmaz. Böyle toplar. Doğa yürüyüşü için Kirazlı Tepe'den itibaren, Cam Teras'tan itibaren Antık Teresi'ne herkesi bekliyoruz. Ya gerçekten. Bu arada bu videolar tabii ki bazıları da tutuyor. İzleme alanına giriyor vatandaşlar. Uzun bir gezi blok videosu bizim. Mesela 1700 izleme olup 70 lira para kazandırmış bir video. Öylesine çekilmiş bir video. Oraya atılmış bir video. Bunlar sayıları çoğaltmak gerekiyor. Gelir getiren videoları sayılarını çoğalttıkça aylık eşiği geçmesi kendi kendine mümkün oluyor. Yaz aylarında tabii YouTube izlenme oranlarının düşmesi çok doğal. Bizim geldiğimiz gibi herkes geziyor. Ne zaman ki insanlar eve girdi, geceler uzadı. O zaman YouTube'un başında ne yapıyorlar? Biraz daha izliyorlar. Çünkü evde televizyon bile açılmadan herkes elinde telefonuyla istediği içeriği ulaşıyor. Ne izlemek istiyorsa, hangi sosyal medya platformuna girmek istiyorsa. Çelik hasırlar örülmüş böyle. Bunlar da hakikaten hem emek hem para isteyen işler. Yukarıdan bir parça düşmesin, olur da yola düştü, yolu kapattı. Hem kazaya sebep verecek hem de uzun süre temizlenmeyi bekleyecek. Yolun açılmasını bekleyecek. Böyle Ulaştırma Bakanlığı çelik hasır örme işlerine, dün haberlerde de vardı çelik hasır örme işi. Kolay kolay da bunlar herhalde eskimeyecek, kopmayacak. Çelik. Şu karşı tepe çok kum gibi orası. Değişik bir yer. Evet. Kum mu o? Kum, oradan kum almışlar zamanında. İnşaat kumu. Ha, şimdi Kirazlı şeye geldik, neydi? Bezirgan Mesirelik alanının başlangıç. Bezirgan yolunu görüyoruz şu an. Heh, Bezirgan yolu. Bezirgan yolu başlangıçları. Evet, dün buradan 900 metre. Şurada hediye un fabrikası. Daha ilerisine çıktık. Şu gösterelim, sarı fabrika. Hediye un. Evet, sarı fabrika. Şurada Bezirgan yolu. Şöyle büyütelim, zoomlayalım da. Evet. Şimdi bu Bezirgan yolu girişi videoda var. Önceki videoda. Zaten bir kısmı da orada gözüküyor. Tesislerin bir kısmı. Aşağıdan itibaren bir 100 metre hediye ondan geldiyse 800 metre. Buradan itibaren tahmin ediyorum bizim de bir o kadar yolumuz kalmıştır. Bir saat kaç şu anda? Şu an videodan bakalım. Videonun 9. dakikası. Bu arada Reader S19 Pro Max ile çekim yaptığımızı hatırlatalım. Yani bundan daha üst model olan Xiaomi Note 13 Pro videolarda ısınma gösterdi. Kapattı kendi ama Reader bugün bu sorunu yaşatmadı bize. Büyük ihtimalle de vatandaş arabasını almak istedi ama şöyle arkaya baktı, yardımcı olmak istedi. Elimizde telefonu da görünce vazgeçti.
Yani götüreyim falan diyecekti. Neyse. Belki bir yerde, belki de bilmememiz yolda ama yorulduk tabii. Yorgunluk. Yorgunluk var. Yani şimdi Anadolu Deresi'nden gelenler için yol şimdi düz gibi gözüküyor. Şu ana kadar şu noktadan itibaren çıkışı da inişi de aynı. Yani Kirazlı Tepe'den itibaren bir çıkış vardı. Bir iniş, bir düzlendi. Şu andan itibaren aynı. Ama birazdan yolun bize vereceği inişle evet, yolun bize vereceği inişle bu yolun daha kolay, yani Andık Deresi'ne gidişin yürüyerek daha kolay olduğunu göreceğiz. Nereden? Cam terastan. Gidiyoruz. İniş bekliyoruz hala. Hava gene ısındı. Videonun 9. dakikasındaydık. Yani o 700 metremiz kaldı. Ha, 700 metre, evet. Yani aşağıda da 700 metre. Biraz daha az belki. Burada. Ama tam şelaleye 700 metre. Şelaleye yaklaşmamıza değil. Yani biz yaklaşık 400 metre sonra mesireliğe girmiş olacağız. Yani 300 metrede şelaleye yürüyeceğiz. Nereye, hangi noktaya çıkacak bilmiyorum ama. Bir daha diğeri noktasına çıkıyor. Şu anda bu yolu kullandığımızda biz memnun olduk, mutlu olduk. O Gökçay yolu. Artık Gökçay'ın eski cazibesi kalmadı. İnsanlar piknik masası yoktu ama her ne kadar bakım da yapılsa Gökçay'ın eski cazibesi kalmadı. Ayazman'a da öyle belki ama Ayazman'daki su da yani maşallah. Soğuk su içmek isteyen, temiz su içmek isteyen, kabını doldurmak isteyen Halıkent Ayazman'a tesislerine gitmeli. Oradan kum almışlar demiştik. Evet. İnşaat kumu. Ki inşaat kumu bununla yapılması daha mantıklı. Deniz kumuyla yapıldı ama sağlam olmuyor bina. Dağdaki kum binayı daha sağlam tutuyor. Harcı daha sağlam tutuyor. Deprem bölgesi. Ama buralarda tabii şuralar deprem bölgesi değil Isparta. Buralar iyi. Niye? Dağlık zemindeyiz. İniş verdi yol. Evet, Andık Deresi'nden çıkıp yürümek isteyen için hakikaten bayağı bir zor. Onu da söyleyelim. Niye zor? Şu aşağı ineceğiz. Aşağıda tesis gözüküyor. Müzik seslerini duymaya başladık. Tesis gözüküyor. Bir adam belki şelaleye buradan bakacağız. Şuradan. Hayır, şelale bu taraftan. Ha, şelale orada. O dün dediğim yer. Yukarıda ne var acaba dediğim yer orası. Şuradan bir bakalım. Şelaleyi buradan gördük. Ha, buradan da çok sıkıntı değil. Çok fazla bir yokuşunuz yok. Buradan gidin, oradan gelin. Yakın. Orada acaba ne var demiştim dün. Ne var acaba orası tam olarak? Ya dün biz oraya çıkmamıştık değil mi? Nereye çıkmamıştık? Oraya. Şu şeye. Görülen yere. Aynen. Ha. Oraya bir şey yapmışlar. Ha, ama şu ağaçlardan oraya çıkılıyormuş. Ağaçların içinden yürünüyor az bir şey. Ha, oraya çıkmamışız. Oranda. Gördük, oraya çıkmayız artık. Ne var demeyiz. Yukarıdan gördük. Evet. 7 dakika diyor tamam. Otostop yapsanız arabalar alır herhalde büyük ihtimalle de. Zaten alacaktı bizi araba. Video çekiyorlar diye yürüdük gitti. Alır ama. Doğa yürüyüşü. Yürümek daha mantıklı. Yürümek yürümesi çok zevkli buranın. Evet, şimdi Kanlıkovası Şelalesi'ni gördük. Uzaktan gördük. Şunun bir de su ta tepeden geliyor. En üstünü de gördük mü? Gördük. Şunun bir de alttaki de en üstte. Video açıkken fotoğraf çekiliyor. Evet. Böyle. Şöyle bir duralım, detaylıca gösterelim. Şurası şelalenin orta kısmı, seyredilen kısmı. Orada insanlar seyrediyor. Asıl şelalenin en üst kısmı orada. Ya iki tane göz orada. Bir gözü görüyoruz şu an. Orada da arka suyun arkasına geçip mağara gibi. İzlemeye noktası. İzleme noktası. Yani buraya biz yarın gelmeyi planlıyorduk. Onu iptal ediyoruz. Geldik. Yani. Yarın bakalım.
Ne yapacağız? Bilmiyoruz. Son gezi gününde. Yani beraber son gezi gününde. Yani. İki gündür Andık Deresi'nde farklı yollardan gelmiş olduk. Bunlar Gevenotu mudur bilmiyorum. Dün adı geçmişte şifalı Gevenotu. Tanıyamıyorum ben Gevenotu'nu. Bu olabilir belki. Büyük ihtimalle bunları topluyormuş. 1913 yılında gençler. Şunlarda da var. Çok var. Rum kızı Sofya'yla Müslüman oğlu Mehmet'in yaşamlarına son verdiği bir şey. Çok şifalı bir bitkiymiş. İnternette bakmıştım ben buna da. Gevenotu. Satılıyormuş sonra. İlaç olarak kullanıyorlar herhalde. Şuraya otopark gibi bir alan mı yapmışlar anlamadım. Evet. Otopark yapmışlar. Burası otoparkmış. Su sesi duyuluyor. Yani böyle bir yol 400 açmış. 400 metremiz kaldı. Belediye hakikaten. Her iki tesisi açtığı gibi. Kiralık nereydi? Ha geldi araba. Ha nostaljik araba. Çalışıyormuş mu ya? Bunu binip buraya 20 lirayla